İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Ey gafil insan! Abdullah-ı Ensari ilim ehli bir zattı. İşi Müslümanlara öğüt ve nasihattı. Bir vaazında dedi ki: Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır nihayet. Bu rüyadan ölümle uyanırsın sen elbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyun ile sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezler de elbet. Bu yüzden deri kemik kalırlardı nihayet. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde, kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçelerinden bahçe olur mezarı. Bir kul ki hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Bir gün ashab-ı kiram Resul'den etti sual: Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal? Buyurdu ki, ölümü en fazla yad edendir ve ona hazırlıkta acele eyleyendir. Sordular ki, günahtan etmek için içtinap, ne gibi tedbirleri almamız eder icap? Buyurdu, çıkarmayın ölümü yadınızdan, zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak sizin her işinizi görüyor Cenab-ı Hak. Ölüm Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek söyler ki o mü'mine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine.
cennet seni bekliyor. Çok sevin, gülsün yüzün. Artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün. O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete. Bu ne büyük bir şeref. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun hocam. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insanların nefsin istek ve arzularından uzaklaşmak için ıssız çöllere çekilmesi ne kadar şaşıracak bir şeydir. Zira insanların arasına çıkmak peygamberlerin sünnetidir buyuruyor Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurunuz. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet razı olsun. Buyurun. Hocam benim ilk sorum İsrail malını tüketmekle ilgili. Hem haram helal kısmından hem de ürünlerin içerisine zararlı nesil tüketici maddeler kullandığı falan söyleniyor. Bunlara istinaden o malları kullanmamalı mıyız? Helal çıkalı ürünler, mağazalar var, marketler var. Onlardan mı alışveriş yapmalıyız? Yoksa işte normal bir marketten de yapılabilir mi, alınabilir mi, bunu soracaktım. Peki efendim. İkinci sorum da evliya türbeleriyle ilgili. Şimdi bir şehre girdiğimiz zaman istiyorum oradaki evliyaları gezmek. Ama aklıma da şöyle bir soru geliyor. Yani şimdi 15 Temmuz FETÖ'yle ilgili, yani bu adam da atıyorum bir sene önce ölseydi belki mezarını koyacaklardı ve türbe adı altında insanlar ziyaret edecekti. Yani bu şekilde bir ayrım yapabilir miyiz? Yani neye dikkat edilir? Her evliyanın, yani evliya da bilmiyorum, yanlış şey de söylemek istemiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Anladık efendim. Maksadını tamam. Anladık. Tamam mı? Peki. Bir diğer sorumda hocam alışverişle ilgili. Bakkaldan beri firmal alırken ürünlerin fiyatlarını tek tek soramıyorum. Toptan alıyorum. Sonra bir tanesi bana fiyatını söylüyor. Bu şekilde almak uygun mudur? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Hocam sorularım şöyle benim. Vesvese oluyor hocam. Bu iman konularında, itikat konularında olsun. Ya bu vesvese durumlarında ben hani şey düşünüyorum. İşte Allah'ın bildirdiğine her şeye inanıyorum diye falan. Ama ona rağmen hani atlatamıyorum. Zaman zaman oluyor bu. Neler tavsiye ederseniz bu konuda. Bir de hocam benim soğuk havalarda hani soğuktan korunmak için yani üşümeyecek kadar giymek farzdır diye yazıyordu Saadet Ebediye'de. Yani burayı biraz açıklar mısınız? Mesela erkekler mesela diyelim pantolonun altına içlik giymiyoruz. Mesela ne bileyim atkıbere takmıyoruz. Biraz üşüyoruz tabii bu konuda. O zaman haram işlemiş oluyor muyuz? Burayı biraz açıklarsanız. Peki efendim. Bir de hocam işte çeşitli sıkıntılarım var sizden ve dinleyici arkadaşlarımızdan da dua rica ediyorum. Allah-u Teala sıkıntılarını ayrı tepkilesin. Dinleyenler de dua ederler, merak tamam. Etme. Tamam. Peki. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Adalar da çekiyor. Hiç paraşüt yapmıyor. Efendim sorunuz mu var? Evet. Kalbiyor da böyle. Bugün hep sabahtan böyle paraşüt yapıyor. Böyle çıkmıyor da. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum. Merkez mi? Merkez. Tamam. Bağlım. Tamam. Bakalım inşallah. Siz sorularınızı sorabilirsiniz. Buyurun. Biz sizi duyuyoruz. Senin de Osman Ünlü hocamızla cumalar hayırlı mübarek olsun. Amin, teşekkür ederiz. Kurucusuna, çalışanlarına, hep emeğe geçenlere Rabbim Allah Teala razı olsun onlardan. Amin, çok teşekkür ederiz. Birinci sorum hocam. Ben iki dizimlerinde protez yaptırdım. Biri sade protez, biri de hem platı var hem protez var. Hiç oturup kalkamıyorum. Nasıl yapmam lazım? Koltuğa oturunca koltukta tam kıplıya karşı olmuyor. Birinci sorum bu. İkinci sorum da
sabah namazında sünnetinde tabii yukarıdan okuyamıyoruz namaz sürelerini. Felak'tan nasıl mı okuyayım, devamı yoksa aralarda okuyabilir miyim? Peki efendim. Hocam bir de ben yaşım 75-76. Bazı unutkanlıklarım oluyor. Çok üzülüyorum, çok canım sıkılıyor hocam. Ne yapabilirim bilmiyorum ki. Bir de ıskatımı göndersen şimdiden olur mu? Babamın sana anamın da göndermiştim. Allah Teala razı olsun, sizden onu yapmıştınız. Hayattayken, hayattayken olmaz efendim. Oluyor mu? Olmaz. Vallahi üç oğlum var, biri İstanbul'da, ikisi Almanya'da. Sen vasiyet et, merak etme. Merak etme. Eğer geride kalırsak elbette yardımcı oluruz. İnşallah, inşallah. Allah Teala razı olsun hocam sizden. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Buyurun. Efendim. İlk dinleyicimiz. Bu İsrail ve benzeri aynı şekilde ülkelerin mallar var. Yabancı ülkelerin mallar var. Bunlara Almanya deniyor. Efendim, İsrail'im var, Rus'um var, Amerikalım var, İngiliz'im var, Fransız'ım var. Hepsinin var. Fıkıh kitaplarında genel olarak kitaplı veya kitapsız kafirlerin, Yahudiler kitaplı kafir cinsinden, Hristiyanlar kitaplı kafir cinsinden, Yahudilerin de Hristiyanların da kestiği et bile yenir diye kitaplarda yazıyor. Kitaplı kafir olmalar sebebiyle. Bunun yanı sıra kitapsız kafirlerin ürettikleri var. Mesela Çinlilerin ürettikleri var. Japonların ürettikleri var. Müşrik de bunlar kitapsız kafir cinsindendir. Efendim biz bunları hani mallarını alabilir miyiz? Şimdi bazen insanlar gaza geliyor. Diyor ki işte bu diyor gavur malı almayalım falan. Tabii orada da altyapı göçüklüğü var. Ya sen şimdi İsrail'i İngiliz'e tamam aynı şekilde buz sevmeyeceksin zaten. Yahudiler ve İngilizler en çok aynı şekilde İslam düşmanlığında İslam düşmanlığında Yahudiler Hristiyanlardan ileridedir. Yahudiler kendi kitaplarına bağlılık konusunda da Hristiyanlardan öncedir. Hristiyanların öyle bağlılığı yok. Mesela İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı şeriatını açıkladı, yaydı. Domuz eti haram. Hristiyan'da da ama domuz eti yiyorlar. İçki içiyorlar. Gerçi Yahudiler de kullanıyor içkiyi de. Yani yasak edilmişti. Onlar da aynı şekilde onu dinlemiyor. Sonra Yahudiler mesela hayvanı kesmeden yemezler. Ama Hristiyanlar boğsan da şey yapsan da hiç umurlarında bile değil yani. Yani öyle bir dikkatleri yok. Öyle bir gayretleri de yok. Yani Hristiyanlığın daha doğrusu ne ibadet olarak ne de böyle haram helal konusunda herhangi bir şekilde hepsini boşaltmışlar yani. İslamiyet boşaltmışlar. İşte bu İngilizler İslamiyet de aynı şekilde Hristiyanlığa benzetmek için önce bu Muhammed bin Abdülvehhab denen adamı yetiştirmişler ve Vehhabiliği kurmuşlar, içini boşaltmışlar. Ondan sonra Türkiye'de defalarca aynı şekilde içini boşaltarak İşte sonra Seyfettullah Gülen hadisesi. Ya adam açık açık söylüyordu. Tesettür teferruattır. Namazı ima ile kılabilirsiniz. İçki içebilirsiniz. Yani başınızı açabilirsiniz. Başınızı açabilirsiniz. Dekolte giyebilirsiniz. Müslüman ailelerin kızlarını da o şekilde aynı şekilde ifsad ettiler. İtikatlarını da amellerini de hepsini de bozdular. Veballer tabii ki ağır. Yani dinleyicimiz de zaten diyor ya bu adam diyor 15 Temmuz olmasaydı abi. Halbuki 15 Temmuz'dan önce de biz biliyorduk bunu. Ve bazı yerlerde yazılıp çiziliyordu. Vatikan tarafından kendisine aynı şekilde şey verildi. Neydi? Şeref madalyası diye. Şeref madalyası aynı şekilde. Kardinal tayin ettiği. Kardinallik verildiği. Payisi verildiği. Ve Vatikan'daki papayla görüşürken de kendisini Rabbin oğlu diye takdim ediyor. Papa da öyle şey yaparmış. Hatta bu konuda şey bile var. Gazetelerde geçti, oradan anlatıyor ben de. Şeyde Kadir Mısırlıoğlu. Ben diyor mahkemeye verdi diyor. Anası Yahudi dedim de diyor. Kadir Mısırlıoğlu söylüyor bunu. Yahudi dedim diyor. Mahkemeye de mahkemede beraat etti. Ondan sonra da bir daha da aynı şekilde kurcalamadı diyor. Kabullendi yani falan diyor. Ya bir kimsenin aslında Yahudi olması, Ermeni olması, Kürt olması, Türk olması önemli değil.
Önemli olan itikadının aynı şekilde sağlam olup olmaması. Eğer Yahudi kökenliyse Yahudiliğe dönmüş, din düşmanlığı yapıyor, İslam düşmanlığı yapıyor. Şey olarak, fotoğraf olarak Müslüman gözüküyor fakat aslında İslamiyet'i yok etmek için uğraşıyor. Yani içini boşaltıyor. Zahiren Müslümanlık, hani bir söz söylerler, dışarıdan bakıyorsun, yeşil türbe içine giriyorsun, tövbe Allah tövbe diye. Ve iç boşalınca ne olur? İçi boşaltmak sadece bu şekildeki söylemlerle değil. Mezhepsizler de aynı kategoridedir. Çünkü onlar da içini boşaltıyorlar. Bak Suriye'de şu anda mesela gazetelerden okuyoruz. 40-50 tane böyle grup varmış. 40-50 tane grup var. Hepsi de aynı şekilde birbirine Allahu Ekber diyerek aynı şekilde ateş ediyor. Ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Herkes de şaşıyor. Hepsinin başında da bir şeyh var. Peki Türkiye'de de aynı şekilde dininizi Kur'an'dan öğrenin. İşte aha orada. Suriye bunun canlı misali. Mezhepleri kaldırmışlar, yok etmişler. Her bir grup aynı şekilde benim anladığım doğru diyor Kur'an-ı Kerim'i. Türkiye'de aynı şekilde milletin kafasını nasıl bozuyorlardı? Ya Kur'an tek diyor, Kur'an varken lüzum yok ki başka şeye. İşte Kur'an var orada, 40-50 grup birden birbirlerine kafir diyerek aynı şekilde kurşun sıkıyorlar. Birbirlerine kafir diyerek kurşun sıkıyorlar. İnsanları birleştiren nedir? Ehl-i sünnet itikadıdır, ehl-i sünnet talimleridir. Ve bunlar itikaden ehl-i sünnettir ve amelde de 4 mezhebe ayrılmıştır. Bunlardan ayrıldığın zaman bu daha büyük felaket başınıza gelecektir. Türkiye'de de aynı şekilde mezhepsizlerin uyguladığı ve söylemek istediği ve Türkiye'de yapmak istedikleri bu. Ha Fethullah Gülen'dir, ha aynı şekilde Yaşar Nuri Öztürk'tür, ha bilmem aynı şekilde bilmem nesidir. Bunların hepsinin taktiği aynı. Biri buradan vuruyor kravatlı, öbürüsü başka taraftan sarıklı, bir başkası sakallı, aynı kapıya çıkıyor. Bir havuz düşün, bu havuza habire mezhepsizlik zehiri, yani İslamiyet'i yok etme zehiri akıtılıyor. Bunlar da değişik musluklardan, kimisi sakallı, kimisi kravatlı, kimisi bilmem neli, o şekilde aynı şekilde şey yapıyor. Ve dinleyicimiz de haklı olarak diyor ki, bu adam da 15 Temmuz'dan önce ben bilmiyordum diye şey yapsaydı, ona da bir türbe yaparlardı. Daha önce geçmişte böyle var. Geçmişte böyle var ama ehl-i sünnet alimlerin kitapları okununca kim nedir? Hepsi net bir şekilde. Onun için biz ısrarla diyoruz ki hakikat kitabının kitaplarının okunmasını tavsiye ediyoruz. Onu okuyunca eline bir ölçü geçiyor. Hani sarrafın elinde bir ölçü var. Sen sarı madeni götürdüğün zaman bu kalk diyor. Bu aynı şekilde bakır diyor. Bu bilmem ne diyor atıyor sana. Ama sen bilmiyorsun. Altın diye yutturduğu zaman. Bir zamanlar hatırlar mısın bilmiyorum. Birisi zarfın içerisine bir şey göndermiş. Aynen şey. Söyleyiver. Çeyrek altın. Ya daha baktım böyle rengi falan parlak da gözüküyor falan. Elimle aldım şöyle bastırdım yumuşacık. Eğilip büyülüyor. Ha dedim altın bu kadar da aynı şekilde eğilirse tenekeyi şey bastırmış göndermiş yani. Çeyrek altın zannediyorsun. İncecik bastırmış çeyrek altın zannediyorsun. Nereden bilebileceksin ki bunu? Nereden bileceksin? Nereden anlayacaksın bunu? Hani şeyde Emel abiler anlatmışlardı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Cağaloğlu'nda bir gün dedi böyle şey yaparken birisi gelmiş. Demiş siz ne iş yaparsınız demiş ya. Hani Türkiye'de siz olarak, ihlas olarak, tekerete olarak. Hani, daha tekerete yok gerçi de. Yani ne anlatıyorsunuz siz? Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler o zaman bu Doktor Zeki Çıkman vardı. Hayatta daha bir kaza geçirdi. Kazadan sonra rahatsızlandı. Evet. Hayatta Allah-u Teala hayırlı hal nasip etsin evet. Ona da. O varmış orada. Ona diyor ki sen cevap ver ona. Hemen abiler. O abi de bir güzel bir misal vermiş. Demiş bu müessese var ya demiş. Türkiye Gazetesi olarak hakikat kitabı olarak. Şimdi demiş önüne senin demiş 73 tane sarı renkte yuvarlak nesne koydular. Altına benzeyen. Altına benzeyen. Ama? Ama diyor bunun bir tanesi altın. 73 tane koydu. Bir tanesi altın. Diğerleri sahte. Diğerleri sahte. Senin bir şansın var. Bir tane şansın var. Elini uzatacaksın. O doğru iş bulup çıkaracaksın. Adam düşünmüş mü bu imkansız demiş ya çok zor bir hadise. Hah demiş işte bu müessese diyor ki bu 73 sarı madenden aha şu altın diyor. Yani el sünneti. Bunu gösteriyor diyor. Bu müessese İhlas, İhlas Vakfı. Hakikat kitabı bir, yani hepsi bünye olarak TGRT'de, Türkiye Gazetesi'de, Türkiye Takvimi'de hepsi aynı şekilde diyor ki, aha, altın bu, altın bu, bunu gösteriyor. Onun için
Mesela mezhepsizlerin tarikat adı altında faaliyet gösterip İslamiyet içeride yıkanlar falan da aynı şekilde bu müesseye hep bir habire düşmandır. Mesela dinleyicilerimizden oluyordu. Efendim işte imam düşman, vaiz düşman. Ya biz imama kızmıyoruz, vaize de kızmıyoruz, müftiye de kızmıyoruz. Niye kızmıyoruz? Çünkü onlara verilirken o mezhepsizlik zehriyle yetiştirildik bunlar. İmam Hatip Okulu'nda da Kur'an kursunda bu zehir üzerine. Hala daha efendim ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan deyip duruyorlar. Bunun tek bir kurtuluş çaresi var. İnsanlar aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları o hadis-i şerifte. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunun biri doğru yolda kalacak, diğerleri cehenneme gidecek. O bir fırka, fırkayı naci ehl-i sünnet vel cemaattir. Orada birleşilecek. Vehhabisi de, Şiisi de, mezhepsi de, Selefisi de bilmem nesi de orada birleşecek. Başka bir yerde olmaz. Kur'an'da birleşen. Kur'an'da nasıl birleşeceksin? Aha işte Kur'an'da birleşmişler Suriye'dekiler. 40-50 grup, ellerinde de silah var. İngiliz de, Yahudisi de, Amerikalısı da aynı şekilde. Aslanım ben, sen dediğin al sana silah. Öbürüne gidiyor, aslanım sen doğrusun, al sana silah. Ölen Müslüman zaten. Oralar boşalıyor, yarın aynı şekilde işgal edecek, kendisi orasını şey yapacak. Hadise bundan ibaret. Yani onun için Müslümanların çok uyanık olması ve dikkat etmesi lazım. Mezhepsiz söylemlere, işte dinini Kur'an'dan öğren, dinini sadece hadis-i şeriflerden öğren diyenlere sarığı da olsa, sakalı da olsa katiyen itibar etmemeli. Bil ki bu düşmandır. Hani dinleyicimiz diyor ki 15 Temmuz'da gördüm ben bunu. Biz 15 Temmuz'dan önce de biliyorduk bunların hepsini. İslamiyet'i içeriden yıkmak için çalıştıklarını, onu da biliyorduk. Hani zaman zaman mesela birden böyle toykırıyorlardı. İşte Said Nursi'nin kitaplarını efendim tavsiye ediyor musunuz? Etmiyoruz. Niye? Çünkü orada ne ehl-i sünnet itikadı anlatılıyor, ne fıkıh anlatılıyor. İçi boşaltılmış bir İslamiyet anlatılıyor orada. İşte onun yolunda giden Fethullah Gülen de çıktı meydana. Şimdi efendim onu sevenler vardır. Amenna. Sevebilir. Ama insan sevdiğini sorgular. Ben de Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyordum. Başımızında dururdu kitabı. Ama Safahat kitabında okurken işte şeriat şeriat diye bizi korkuttu. 33 sene bir ötlek diyor. Ha dedim ya kime diyor bu? 33 sene bizi şeriat diye korkuttu bir ötlek diyor. Ötlek dediği Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri. Ve başka bir şiirinde, Safahat'ta yok şiir. Ben de diyor reform istiyorum tıpkı Abduh gibi. Mustafa Bey Abdümason. Abduh gibi reform istiyormuş Mehmet Akif. Ve Cennet Mekan Hazretleri'ne Ehl-i Sünnet'in, İslamiyet'in bekçisi olan, Peygamber Efendimiz'in halifesi olan Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'nde şeriat diye bizi korkuttu bir ötlek diyor. Şeriat diye korkuttu bizi bir ötlek. Sen şimdi tabii önce insan sarsılıyor. Sevdiğim bir kimseden böyle şey. Ben onun aynı şekilde bunlardan vazgeçtiğini, tövbe ettiğini, yazmıştır diye bir sürü şiirlerini aradım. Nezdin Tevfik miydi? Birisi de aynı şekilde böyle aleyhte yazmış da Cennet Mekan Hazretleri'nin vefatından sonra. Tövbe şiiri var onun. Tövbe şiiri var. Bizmişiz edepsiz diye başlayan aynı şekilde. Tövbe şiiri var ama Akif'in yok. Akif'in yok. Said Nursi de aynı şekilde Cennet Mekan Hazretleri'ne saldırmıştır. Hala daha baykuş aynı şekilde sarayında ayran içiyor diyecek kadar ileri gitmişlerdi böyle. Elmalı Hamdi de aynı şekilde. Cennet Mekan Hazretleri'nin tahttan indirilmesinde fetva emrini zorlayan da odur. Şimdi bunlar böyle söyleyince falan filan. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca, şablonu koyunca çıkıyor meydana. Ondan sonra bu dinleyicimizin hani o tedirginliği kalkar. Ha diyorsun burası böyle. Bir zamanlar Cağaloğlu'ndaydık, gazetedeydik. Bazen ben yayan geçerdim. Fatih'te oturuyorduk. O veznecilerden çıkıyordum, Beyazıt'tan. Beyazıt Camii'nin kıble tarafında geniş bir bahçesi var. Orada sultanlara ait, sultanların çocuklarına ait şeyler de var, kabirler de var. Bazıları aynı şey, üzerinde türbe de var. Fakat köşeye yeni bir şey yapılmış falan. Dikkatimi çekmişti. Allah Allah dedim, orası tamir edilmiş, boyalanmış, cilalanmış falan. Bir türlü çözemedim ama. Oradan da zaten Cağaloğlu'nda gazete yakın. Ben o düşüncelerle ofise geldim. Tabii arkadaşlarla birisinin dikkatini çekmiş. Ya düşüncelisin dedi birisi. Dedim düşünceliyim, doğru dedim. Neyi düşünüyorsun dedi. Ya dedim Beyazıt Camii'nde bir tane bir kümbet dedim tamir edilmiş. Hatta dedim sıvası yapılmış, boyası yapılmış falan filan. Yani demiş, yani dedim o zamanki belediyenin de ya masonik bir belediye vardı. Belediye başkanı dedim onların hiç alakası yok bu işlerle. Yani böyle türbeyi tamir etmek, türbeyi düzeltmek dedim bunların işi gücü değil. Ama dedim o türbeyi nasıl yapmışlar falan. Arkadaşım birisi güldü, başladı gülmeye. Ya dedi o türbe kime ait biliyor musun sen dedi. Bilmiyorum dedim. Çünkü içeri girip de okumadım kime ait. Ya dedi masonundur o dedi. Sonradan getirmişler oraya sokmuşlar onu dedi.
bir masonundur dedi. Ve baştaki de mason olduğu için onlar mason masonu tanıdığı için gitti dedi. Kabrini düzeltti, kümbetini düzeltti. Şimdi Müslüman elbette ki bilir. Birbirinden ayırır. Ama ayırabilmesi için de elinde bir şablon olması lazım. Bu şablon yoksa biter. Hani Enver abiyle bir gün tabii hem hocaları hem de kayınpederleri olması sebebiyle hocamıza dedim ki buyuruyorlar Hüseyin İlmi Efendi'ye. Efendim sizin hazırladığınız kitaplar içerisinde o bir numaralı faydalı bilgiler kitabı sizin manifestonuz deyiverdim dedi. Hüseyin İlmi Efendi kardeşim ne demek manifesto demişler. Yani orada bütün meselelerin özünü hulasasını anlatmış. Orada ölçü veriyor Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Şimdi mesela adam bir söylemde bulunuyor. İşte tek kaynak Kur'an. Bu zaten masonların daha önceden İngilizlerin ve Yahudilerin fikridir bu. Mason Abdut da böyle demiş. Mason Cemalettin Efkani de böyle demiş. Ve Seyit Kutup da öyle demiş. Seyit Kutup da öyle demiş. Hepsi aynı demiş. Mezhepsizler aynı şeyi söylüyorlar. Türkiye'dekiler de aynı şeyi söylüyorlar. Yani kaynak bellidir. Londra'dır veyahut da Tel Aviv'dir. Oradan geliyor bu kaynaklar. Oradan akıyorlar. Bunlar yetiştiriyorlar. Bunlar satın alınıyor. Bunlar satılık bilmem ne. Ne dersen de Allah Teala o hale kimseyi düşürmesin. Hain. Hain. Ve bunlar vasıtasıyla İslamiyet'i yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar da aynı şekilde karşı aşılanman lazım. Aşılanabilmen için de doğru bilgi elde etmen lazım. O doğru bilgiler de bugün Hakikat Kitabı'nın kitaplarıdır. Başka yok. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Mert isen kendine baba ol. Mert, sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben, ''Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sorduğunda bütün ruhlar, ''Kalu bela'' yani ''Evet Rabbimizsin'' diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine falanca kimse su üstünde yürüyor buna ne dersiniz dediklerinde cevabında bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer buyurur. Falan adam havada uçuyor dediklerinde, sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır buyurur. Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor dediklerinde ise, şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca bu kumaş 5 altından ziyade etmez der. Köylü ben bunu seve seve aldım deyince ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine bu mert kimdir diye sorar. Muhammed bin Münkedir derler. Köylü bu ismi duyunca Sübhanallah bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor der.
Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri birisine borcun var mıdır diye sorar. O da evet Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime buyurur. Harun Reşit Hazretleri insanlara borcum var mı demek istiyorum der. Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup bunlar helaldir. Annemin mirasındandır der. Fuday bin İyad Hazretleri bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerinin ismi anıldığında ah ne insandır o, hakikaten mert kimsedir derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri de mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim denildiğinde cevabında nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun, nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın, sakın onun senden uzak olduğunu sanma, belki sen ondan uzaksın, sen sensiz sende yok olursan başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder. Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba ol. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, yabancı ülkelerin mallarına, yani İslam düşmanlığı yapanlar, hani açıkça alternatif varsa tercih etmemeli. Ama genel hüküm itibariyle haram olmayan, şey olmayanlar alınabilir mi? Alınabilir. Çünkü Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz olsun, din büyükleri olsun, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Yahudilerle, hani sene Mekkeli müşriklerle falan ortaklık yaptılar. Bunlar kitaplarda açıkça yazılı. Efendim, esas olan da mesela sen bir de Türkiye içerisinde mürtet olan var. Kitaplı kafir de değil bu. Hiçbir dine inanmıyor. Ve İslam düşmanı. Ahmet Mehmet. Onların ürettiği mallar var. Onlara ambargo koysana. Din düşmanlığı yapıyor bunlar. Ama gidiyorsun onun gazetesini alıyorsun. Onun aynı şekilde malını alıyorsun. Onun malını alıyorsun. Adam mesela kalkıyor. Kendini Müslüman gözüktü. Kefiri üretiyor şimdi. Müslümanlar da böyle gidiyor şakır şakır ondan alıyor. Müslüman diye falan. Faydalıymış diye bir de. Faydalıymış diye. Halbuki bira gibi haramdır kefir. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin kavli tercih edilmiştir. Hanefi mezhebinde tercih edilen kavli olur. Ve hadis-i şeriften naklediliyor. Çoğu içildiği zaman sarhoş eden azını içmek de haramdır. Dolayısıyla kefirin içinde alkol var. Haramdır. Peki hiç mi kullanmaz? Müslüman mütehassıs bir tabip. İlaç olarak bundan başkası yok, bunu kullanacaksın derse o kullanabilir, onun dışında yok. Ahmet dedi, Mehmet dedi, komşu dedi falan, onlara itibar edilmez. Efendim, gelelim evliya türbeleri. Onu zaten birinci bölümde hep anlattık. Eğer Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa, mesela Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu evliyalar ansiklopedisi okunursa, kimler evliya kimler değil, Anadolu evliyalarının hepsi yazılı. Dolayısıyla böyle evliya türbesi diye uydurulan Anadolu'da yerler var böyle. Onlar da aynı şekilde açığa çıkar. Yazılı çünkü orada. Tam ilmi halde de bile var. Efendim, ben dedi bakkaldan veresiye alıyorum dedi. Her birinin fiyatını ayrı ayrı söylemiyorum dedi. Mesela oraya gidince toptan diyor ki dedi işte yaptığın alışveriş bu kadar. Sen de kabul ettiysen caizdir. Bu şekilde de caizdir. Efendim, gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi iman konusunda benim vesvesem oluyor.
Şimdi dinleyicimiz anlatırken dikkatim çekti. Bazen deden dedi, kontrol ediyorum ara sıra gene yokluyor falan. Demek ki kendisi atabilecek durumda. Ama çok sıkıştırıyorsa mutlaka bu doktor yardımı alması lazım. Öyle durumlarda zaten dinleyicimiz dedi, ben de okudum hani, yok işte İslam alimleri nasıl bildirmişse ben öyle bildim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam alimleri nasıl bildirmiş ben öyle inandım diyorum, reddediyorum. İnşallah tabi istiğfara da devam ederse Cenab-ı Hak ondan da halas eder. Bu iman alameti aynı zamanda. Bir de ben de tam ilmihalde gördüm, hani soğuk havada dedi şartlarına göre giyinmek lazım. Bu farz mıdır, vacip midir? Şimdi doğrudan doğruya hani kalın giyinmek farz diye bir ifade yok. Ama insan sağlığını korumakla, bedenini korumakla vazifeli olduğu ve genel hüküm itibariyle o da farz olduğu bildiriliyor. Mesela diyelim ki sen 0 derecede veya -20 derecede kısa kollu gömlekle çıkacak olursan bilerek aptallık etmiş olursun, ahmaklık etmiş olursun, vücudunu korumamış olursun. Yani günaha da girmiş olursun. Hem hasta olursun hem de günaha girmiş olursun. Çünkü bütün ibadetleri ve bütün hizmetleri bu bedenle yapacaksın. Bedeni koruman da vazifendir. Hatta din bilgileri anlatılırken buyuruyor ki önce mesela yeme içme beden bilgisi gelir. Orada da hijyen ön planda tutuluyor İslamiyet'te. Yani hasta olmadan önce onları tedbirine almak gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmeti. Evet, koruyucu sağlık hizmeti. Buna İslamiyet çok önem veriyor. Dolayısıyla şimdi dinleyicimiz dedi ki ben dedi mesela havalar soğuk olduğu halde dedi, altıma dedi altı giymiyorum, üşüyorum. Üşüyorsan giy bir arkadaş ya. Giy. Ben de altıma aynı şekilde yazın bile, gözümün içine bakma, yaşlandım zaten de, pamuklu giyiyorum. Uzun giyiyorum. Herhangi bir sıkıntım olmuyor. Ben de çocukken işte bu yaşlarımda bazı köydeki yaşlara bakıyordum. O güneşin altında bile ceketin altında yelek giyerlerdi. Allah Allah derdim ya, bunlar ısınmıyor mu? Delikanlının getirdiği şeylermiş onlar. Gençliğin getirdiği şeylermiş. Şimdi çok iyi yaşıyorum, hakikaten öyleymiş. Başınıza başlık da giyiyorsunuz. Evet, başıma başlık da giyiyorum. Çünkü ben delikanlık dönemde, ben de delikanlıydım yani şey yapma. Saçlarım da falan vardı, ortadan da ayırıyordum. İlk tayin oldum Gönen'e, Balıkesir Gönen. Coğrafyada okuduk, ılık iklim, Konya'nın iklimi sert, karakış. Ondan sonra gittik oraya, Mart ayı. Mart ayı baktık herkes paltolar atmış, parçalar çıkarmış, bazıları ceket bile çıkarmış. Biz de delikanlıyız, biz de attık. Ama tam 2 sene intibak edemedim ben. Orası nemli tabii. Nemli, iki de bir zırtlıt aynı şekilde şey, bir okul doktoru vardı falan. Hatta bir seferinde 20 tane, o zaman da şey penisilin cinsi bir iğne vardı falan. Adam diyordu ki vallahi dedi bıktım dedi ya sana. 2 sene boyunca falan. Bazen yatıyorum şey yapmıyor falan. Dedim herhalde dedim ben dedim intibak edemeyeceğim bu iklime. Meğer nemli iklimmiş ne bileyim ben. Ve o zaman kendi kendime söz vermiştim. Biz de delikanlıyız diye ceketi falan da attık ya. O zaman bir çarpıldık. Hani birisi işte İç Anadolu'da bir yerde görevli, Rize'den birisi tayin olmuş, oraya gelmiş. Hemen sormuş, nereden geliyorsun? İşte Karadeniz'den. Nezle oldun mu demiş, oldum demiş. Kaç defa? Bir defa. Yapma ya demiş, ben demiş. Çok oldum orada. Vallahi demiş, bir defa oldum, bir daha aynı çekti, kurtulamadım. Nemli iklim. Evet. Nemli iklim. Dolayısıyla o zaman kendi kendime söz verdim. Ya dedim, ben üşüyorsam başkası üşür, üşümez, beni ilgilendirmez ki. Yazın üşüyorsam kepenek giyerim. Gençler bilmez şimdi kepeneğin ne olduğunu, değil mi? Evet. Çobanlar şey yapıyorlar. Hakikaten böyle kurşun bile geçirmez diyorlar ona. Yani o kadar kalın yaparlar. Şimdi belki yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum da. Şey yaptığın zaman fırın gibi o kepenek. Dedim ya ben üşüdükten sonra ben dedim kepenek de giyerim. Başkası üşümez mi? Beni ne ilgilendirir ki başkası? Onun için herkes kendisini bilmeli. Ha bazısının bünyesi müsaittir. Ağır gelir. Bazısının da bünyesi aynı şekilde hassastır. Biz evde de mesela hanım üşümüyor. Ben de üşüyorum. Daha baharla beraber hanım camı açıp yatıyor. Ben yazın bile kapatıyorum. Onun için öyle olduğu zaman o başka bir odaya, ben başka bir odaya. Ben kapıyı da kapatıyorum, pencereyi de kapatıyorum. Hanım diyor ki ya terliyorum. Olsun dedim. Terliyim. Ben kendimi biliyorum. Ben kendimi biliyorum. Dolayısıyla yani herkes kendisinin, kendi vücudunu bilir. Ona göre tedbirini alması lazım. Yoksa yiğitlik olmaz. Bizim oralarda küçükken anlatırlardı. Şimdi şeyler vardı böyle. Roman diyorlar ya şimdi. Çingeneler vardı falan. Onlar bazen böyle pırını çekince bazıları bizim oralarda vardı. Bunlara biz kasnakçı sebepçi derdik.
köye öyle gelirlerdi yani. Kendi el işleriyle, yani el emekleriyle çalışıyorlardı onlar. Sepet falan. Ha, sepet falan şey yapıyorlardı falan. Kışın şey yapıyor falan. Herhalde pırını da çekti ki böyle açmış şeylerde falan. Es demiş koç yiğidin bağrına. Tabii biraz sonra bu üşümeye başlamış, kapatmış falan, gene şey yapıyor demiş. Buldum bir garip demiş, esersin artık. Ya soğuğa meydan okumaya gelmez ki. Sıcağa da gelmez. Ya Allah da lan kudretiyle karşı karşıyasın. Onun için herkes mevsimlere göre, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi saadette bir değil diyor. Mevsimine göre ve herkes haline ve durumuna göre giyinmesi lazım. Kendi kendine doktor olması lazım. Efendim, dizimde dedi protez var dedi son dinleyicimiz. Ben oturamıyorum. Ayaklarını uzatabiliyorsa yerde, tamam, bükemiyor, uzatsın, ima ile kılsın. Kıble istikametten ayaklarını uzatsın, oturmasın. Efendim kalkarken falan, kalkarken elini dayar, kalkar, o zor bir şey değil. Veya çünkü bir koltuğa otursun, kıbleye doğru çevirsin onu. O da evde müsait değil diyor. Koltuk müsait değil dedi, bir ifade kullandı da. Kanepe müsait değil dedi. Onun çevirmesi biraz zor olabilir. O zaman koltuk müsaitse önüne yüksek bir yastık koyar. Yüksek bir şey koyar, ayağını onun üzerine uzatır. O da olur. O da olur. Yani. O da olur, evet. Efendim, sabahın sünnetinde mesela Felak nasıl okuyunca dedi. Yani ille yukarıdan baş. Hayır. Sadece o sabahın sünnetini okurken riayet edeceksin. Felak nasıl okunun? Ondan sonra geçtin. Elemtelen ilafiye geçti farzında. Fark etmez o. Yaşım 75, unutkanız. Merak etme ablam, ben de 65'im. Ben de unutuyorum. Bu gençlikten kaynaklanan bir hadise. Normal. Hiç şey yapma falan. Hani bir yaşlı gitmiş falan, ama sana anlatıyor şikayetten. Doktor demiş ki yaşlıktan. Demiş sen de ne biçim doktorsun demiş ya. Hep demiş hepsine yaşlılıktan demiş. Bu da yaşlılıktan. Bu da yaşlılıktan. Ha, yürüyüvereyim gidiverim. Yok, bitti o. Allah da ezelde öyle dilemiş. Ha, her yaşın güzelliği var. O yaşın da güzelliği olgunlaşması, kemale gelmesi, sabırlı olmalı efendim. Bir dinleyicimiz dedi ki iskatımı yapar mısınız? Ölünce artık değil mi? Tabii vefat edince. Bir saatte kalacak mıyız, kalmayacak mıyız bilmiyorum. Öyle yani bu ablamız gibi öyle söyleyenler geldi hatta. Bir tane böyle annem yaşında bir kadıncağız dedi. İlle dedim yapma. Ya dedim ben önce ölürsem bilemem onu. Peki dedi sen de vasiyet edersen öyle bir durum olursa dedim. Sen merak etme. Çünkü Allah-u Teala küllü şeyin kadirdir ve her şeyi bilicidir. Bize ulaşır. Sen onun için endişe etme. Öylece gönderdiydik. Vefat ettikten sonra. Vefat etmeden iskat önce iskat. O zaman yapılır. Evet, yani. İskat o zaman yapılır. Evet. Hocam bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Tavuk ve büyükbaş hayvanları yamyam yemiyle besliyorlarmış. Bu konuda diyor dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Vallahi yamyam diyorlar da yamyam diye benim de hayvan bugüne kadar hiç görmedim. Tamam. Hiç görmedim. Bu bir. İkincisi, Afrika'da insan eti yiyenlere yamyam diyorlar. Ama insan eti yiyen, yani leş yiyen hayvan insan eti değeri erse bunlara mı yamyam diyorlar? Sen gördün mü yamyamı? Yok, görmedim. Ben de görmedim yamyamı. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. Şimdi bazı tiplere yamyam deniyor ama. Deniyor. Ondan bol miktarda var İstanbul'da. Evet, işte domuzdan veyahut da kan karışımından falan yapılıyor. Yapılsın. Saadet Ebediye'de buyuruyor ki kesilmeden önce bu hayvanlar mesela 3 gün normal yem yedirilmesi iyi olur. Sadece yamyam yemi değil. Mesela ben köy çocuğuyum, serbest bırakılırdı. Necaseti gördüğü zaman nasıl dalıyor? Onun için tavuğun tevbesi gibi olmasın diye. Necaseti karıştırıyor. İçindekini yiyor. Gidiyor sana kakasını toprağa sürüyor. Tövbe diye. 2 dakika sonra bir daha görüyor, yine dalıyor. Onun için sığırı da, koyunu da, tavuğu da kesmeden önce bir müddet de hani helal mubah yemilerle beslemek iyi olur. Yoksa öbürlerini kontrol edemezsin zaten. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.